gidenlere yüz vermez. Şimdi az önce de şu anda gençlerle birlikte Diyarbakır'da da şöyle bir cümle etti. Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gidip FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz. Adeta okyanus ötesinde nöbete gidiyorlar diyor Barış. Muhalefeti FETÖ ile mi ilişkilendirecek acaba bu seçim döneminde Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan pragmatist bir lider. Seçimi kazanmak için her türlü ilişkilendirmeyi, her türlü ilişkiye girebilecek kabiliyette ve zaten daha öncesinde de bütün seçim süreçlerini benzeri yıpratma taktiklerini uyguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da Cumhuriyet Halk Partisi liderini Fethullahçılarla ilişkilendirmenin çok fazlasıyla alırı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani FETÖ meselesi oldu mu, FETÖ ile ilişki oldu mu? Bizzat belki ileriki bölümlerde konuşacağız. Kendi danışmanlarına bakması lazım. Kendi bakanlarına bakması lazım. Hatta bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişindeki arşivlerine bizzat kendi açıklamalarına bakmak lazım. Ama ben farklı bir yere geleceğim İpek Özbey. Bakın 7-8 ay var değil mi seçime en nihayetinde? Şimdi biz burada birinci bölümde hep şey konuştuk. İşte AKP kan kaybediyor. Hı hı. AKP zayıflıyor. Ben mesela sizin Selim Bey'in konuşmalarında da, Aytun Bey'in konuşmalarında da benim söyleyeceğim şeylerin benzerlerinin kodlarını işaret ettim. Ne diyeceğim? Bakın büyük ihtimalle reddedeceksiniz benim dediklerimi ama İbrahim Bey buradayken de bize beni biraz yalanlamasını isteyeceğim. Estağfurullah. Hayır çok önemli bir şey çünkü bakın. Önce bir söyleyin de. Tabii söyleyeceğim. 20 yıllık AKP iktidarı, 20 yıllık karanlıktan bahsediyoruz. 2023 seçimlerinin Türkiye... Ben bunu kabul etmiyorum tabii. 20 yıllık bir karanlığı kabul etmiyorum. Aa, ben kaybettim. Bir bölümde bizi yavaş yavaş karanlığa götürdüklerini, bizim aile içerisinde o karanlıkla aile içinde bir mücadele ettiğimizi, bunun artık o karanlık tünelden çıkmayacağını düşündüğümüz için orayla ilişkimizi kestiğimizi düşünüyoruz. AK Parti'nin 20 yılını karanlık olarak adlandırmak asla doğru değil. 20 yılda karanlıktı bence ama. Ben şöyle olabilir. Saygı duyarım ama asla bunu kabul etmem. Saygı duyduğunuz sizin aile içindeki o kavgaların sırasında ben 2011'de hapse girdim. Sizlerin desteğiyle hapse girdim. 19 ay hapis yattım. Sizler de o sırada benim hapis yatmamı ve benim terörist olduğumu iddia ediyordunuz parti olarak. Şimdi ben onun için benim için 20 yıllık AKP iktidar karanlığı. Onu benim şahsıma söylemiyorsunuz. Hayır. Abi, bütün, tamam. Hayır siz 20 tamam, yılı karanlık olarak şey, görmediğinizi tamam. söylediniz. Ben de o tamam. 20 yılın karanlığında 19 ay Silivri'de terör örgütü üyesi olarak hapis yattım ve suçsuz bir yere yattım vesaire vesaire. Neyse önemli değil. Benim hikayem çok önemli değil. Ben farklı bir yere geleceğim. Şimdi bakın ben 2023 seçimlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin devam mı tamam mı seçimi olduğuna inanan birisiyim. Bu işin bir şakası, bir riski, bir sürprizi olmaması gerektiğini inanan birisi. Bu konuda sizin de hemfikirim. Ben daha fazla şeyde hemfikir olmanızı isterim. Evet. Ama mesele şu bakın. Bildiğim kadarıyla seçimde örnek veriyorum Millet İttifakı'nın adayı seçilirse Cumhurbaşkanı olarak yanlış biliyor olabilirim ama 2000 tane devlette koltuk boşalacak ve anında 2000 atama yapılması lazım. Anında 2000 atama yapılması lazım. Müsteşarlar vesairelerden bahsediyorum. Ben işte 19 yıldır gazetecilik yapıyorum. İlgilendiğim konular belli. Ben Millet İttifakı'nın 2000 atama yapacak kadrosu var mı bilmiyorum. Bakın bilmiyorum. Benim bilip bilmemem önemli değil. Bu benim cahilliğimdir. Gazeteci olarak yeteri kadar araştırmamışımdır. Ancak ve ancak... Ne olur beni yalanlayın diyorum. Biz Gelecek Partisi olarak yarın size 2000 kişilik listeyi sunabiliriz. Çok güzel. Evet. Ama ne o 2000 şey. Kişi ben, değil bilginiz olsun. Tamam. Ya daha az olsun. Ben evet. farklı bir şeyden bahsediyorum. İnşallah beni sürekli yalanlarsınız. Yok bakın, yalanlama diye bir niyetimiz yok. Ben bakın şunu söyleyeceğim. Son bir aydır. Bu da mı benim acaba paranoyam? Millet İttifakı'nın ciddi anlamda pasif kaldığını, Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Erdoğan'ın depar attığını ve büyüdüğünü düşünenlerdenim. Ben de öyle düşünmüyorum. Bu bak, arada itirazım var. Hayır bakın ben böyle düşünenlerdenim. Başörtüsü çıkışından bu yana mı? Anlatacağım. Başörtüsü çıkışı bana kalırsa doğru organize olmamış ABD seyahati Kemal Bey'in vesaire gibi gibi. Bakın yarın seçim olsa çok sevdiğimiz bir cümle ya bu. Yarın seçim olsa
Millet İttifakı'nın adayı kazanabilir. Ama Millet İttifakı'nın adayının kazanma nedeni bana kalırsa, yarın seçim olursa, Millet İttifakı çok güçlü olduğu için değil, AKP çok güçsüz olduğu için. Dedim ya demin, sizlerin konuşmaların satır altlarında bir şeyler ben hissediyorum diye. Tam da bunu. Siz doğru bir teşhiste bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki AKP kan kaybediyor. Çok doğru. AKP çok zayıf. Çok doğru. Olsun o kadar da zaten. Ancak ve ancak. Ve diyorsunuz ki bakın, siz çok önemli bir partinin burada şu an ekranda 3 ayrı altılı masadaki 3 ayrı parti temsilcisi var. Sizleri bulmuşken söyleyeceğim. Siz de diyorsunuz ki altılı masaya görevler düşüyor. Altılı masaya görevler düşüyor. Altılı masa bu vaatleri yerine getirmiyor. Ben de tam aynı şeyi söylüyorum. Mesele şu. Altılı masadaki bütün liderlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlığa ulaştırmayı istediğini, yürekten istediğine eminim. Bunda hiç şüphem yok. Ancak ve ancak. Niye hala Adalet ve Kalkınma Partisi, niye Recep Tayyip Erdoğan, niye Cumhur İttifakı bu kadar oy alabiliyor? Bunu gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Sizin bu kadar çabalarınız, bu kadar komisyonlarınız, bu kadar raporlarınız niye sokaktaki vatandaşı yeteri kadar inmiyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Bunu tartışmamız gerekiyor. Ve gerçekten her şeyi geçtim. Artık tartışmayı da bitirip. Ya 7-8 ay var. 7-8 ay var. Ben gerçekten ve gerçekten hala Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Acaba şu koltuğa kim oturuyor? Vesaire. Bizim bunları tartışmamamız gerekiyor. Bence Millet İttifakı ve altılı masa biraz daha gaza basması, biraz daha etkin rol oynaması. Bakın 128 milyar dolar meselesinde çok ciddi bir muhalefet yapıldı. En sıkıcı, en kimsenin anlamadığı konuda sokaktaki vatandaş bile 128 milyar dolar diyordu. Sorsam bilmeyebilir. Ama parasının çalındığını hissediyordu. Onu verebilmişsiniz mesaj olarak. Ama şu an oradan biraz daha geride diye görüyorum altılı masayı. Eleştirin bunlardır. Buyurun. Evet. Nereden başlıyorsun? Aytun Bey'den başlayabilir miyim? Bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz Aytun Bey öncelikle. Ama şöyle başlayalım da istiyorum. Başörtüsü ve Amerika gezisinin iyi planlanmadığını söyledi Barış. Öyle düşündüğünü söyledi. Evet. Eminim burada itiraz edenler olacaktır. İtirazları dinleyeceğiz. Fakat şimdi başörtüsü meselesi öyle bir noktaya geldi ki, gel referandum yapalım diyen bir Erdoğan var bir yanda, bir yandan da gel kanun teklifini destekle diyen bir Kılıçdaroğlu var. Sonuç ne olur? Aytun Bey, sesiniz kapalı, biz sizi duymuyoruz. Biraz... Şu anda evet, geliyorum sesim. Şimdi geliyor. Evet. Sizi dinliyorum. Tabii ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetlerini asla eleştirmem burada. Yani o benim işim değil. Kendi siyasi kararlarını kendi yetkili organlarıyla birlikte uyguluyorlar. Ama karşı tarafın, bizim tabii kendi görüşümüz şu. Biz diyoruz ki kabuk tutmuş yaraları kanatmaya gerek yok. Kapanmış yaralar yerine kanamakta olan yaralara bakalım. Türkiye'nin önündeki ekonomik problemler, fakirlik, gelir dağılımı, adaletsizlik, sayın sayabildiğinizce onlarca problem var. Nitekim zaten Sayın Erdoğan da ilk açıklamadan sonra şunu söyledi. Meydana da sordu. Başörtüsü sorunu yok dedi. Sizce var mı? Yok diye bağırdılar. Fakat daha sonra geçmişten gelen alışkanlığıyla bu konunun sömürülmeye müsait olduğunu gördüğünde yeni bir takım stratejiler, taktikler üretmeye başladılar. Eğer bir de tabii unutmamamız gereken bir hadise var. Referandumlar eğer seçim öncesi bir referandum yaptırabilirse bu kendi oylarını seçimde besleyecek bir güç, bir tramplen olabilir. Bunu geçmişte rahmetli Özal da yapmıştı. Erken seçim, hatırlarsınız, yasaklar oylamasından hemen ertesi gün erken seçim ilan etti. Yani bu tür referandumlar iktidar partilerinin lehinedir. Kendi seçmenlerini bir arada tutabilmek için. Ve tabii şu kurnazlık, mesela eğer dokunulmazlıklarla ilgili son oylamada o gün mecliste dokunulmazlıklar kaldırılmamış olsaydı ve o konu referanduma gitmiş olsaydı, Tayyip Bey şunu söyleyecekti: bize mi oy vereceksiniz, PKK'ya mı? Anlatabiliyor muyum? Çünkü hatırlayın, taziye PKK'lı 20 kişinin katili bir PKK'lıyı taziyeye gitmiş.
bir HDP milletvekilinin tutumuyla o süreç başlamıştı. Şimdi de buradan acaba bir referandum çıkarabilir miyim? TOA dönüp de benden yana mısınız, başörtüsünden yana mısınız, işte aileden yana mısınız, yoksa bunlardan yana mısınız diye yeni bir kurgu peşinde koşuyorlar. Ama bu defa tutmayacak. Hem çok tekrarlandığı için tutmayacak, hem de Türkiye'de 7 ay sonra seçim var. Ve seçimden daha büyük referandum yok. En büyük referandum seçimdir. Bu bir. İkincisi, biz Millet İttifakı olarak ve Altılı Masa olarak şöyle bir kararla bir araya geldik. Temel iki tane birlikteliğimiz var. Bunlardan bir tanesi ortak başkan adayı çıkarmak, diğeri de bir bütünsel şekilde mutlak güçler ayrılığına dayalı bu ucube sistemi ortadan kaldıran, insan haklarını koruyan, özgürlükleri sağlayan bir anayasa yapmak. Şimdi biz bunu zaten seçimden sonra yapacağımızı söylüyoruz, vaat ediyoruz.